Bu dersimizde null veri tipini inceleyeceğiz. Null veri tipi deyim olarak boş anlamına gelir. Fakat bu direkt Türkçe karşılığı olmadığından dolayı direkt boş anlamı çok doğru bir deyim olmayacaktır. Fakat anlatabileceğimiz başka bir kelime yok. Anlamını anlatmaya çalışarak daha sağlıklı bir anlatım yapmaya çalışalım. Gerçi bu arada çok anlatım kelimesini kullandık ama bir adet dizi tanımlayarak işe koyulalım. Dizinin ne olduğunu bilmemizi gerektiren hiçbir durum yok. Şu anda bir adet dizi tanımladım. Şimdilik bilmemiz gereken new olarak tanımladığımızda dizi bir sınıf. Bu sınıfın içerisindeki bir fonksiyonu tetiklemiş oluyoruz. Bu fonksiyonu tetiklediğimizde dizinin içerisinde bütün işlemleri, bütün gerekli olan metot ve özellikleri tanımlamış oluyoruz. Trace ile diziyi sorduğumuzda bize hiçbir bilgi döndürmemektedir. Çünkü dizinin içi şu anda boş olarak nitelendirilmektedir. Kelimenin tam anlamıyla dizi şu anda boş. Eğer ben new olarak değil de direkt array kelimesi bir dizidir. Bunun dışında hiçbir sınıfa, bunun dışında dizi sınıfının içerisinde hiçbir fonksiyon çalıştırmadığım için bana direkt olarak ekranda gördüğünüz gibi null döndürecektir. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, hard diskler bilgi depolamak için kullanılan yapılardır. Hard diski çok öncelerden ilk aldığımızda formatsız gelirdi ve biz format çekerdik. Format demek içerisine bilgi atabileceğimiz odacıklar haline dönüştürülmüş, yani bilgi hazır, bilgi kopyalamaya hazır hale dönüştürülmüş hard disklerin yapısı. Diziyi new operatörü ile tanımladığımda artık array kelimesini bir dizi olarak tanımlayıp içerisine benzerlik kurmak gerekirse format çekmiş oluyorum şu deyimle. Ve artık içerisi tamamen boş, bilgi atmaya başladıkça direkt alacak hale getirmiş olacak. Ama ben new operatörünü kullanmadığımda yine ekranda karşılaştırmak gerekirse array bir hard disk ama format çekilmemiş bir hard disk. Format çekilmediği için ham halde bulunuyor. Fakat dizi olduğunu burada belirtiyorum. Bu şekilde olduğunda bize karşılığı, yani formatsız diske mantıksal karşılaştırma yaptığımızda bizim action script'imizin içerisinde null'a denk gelmektedir. Yani null kelime anlamıyla tam boş anlamına gelmez. Yapısı tamamlanmamış anlamına gelebilir. Ben diziyi tekrar new olarak tanımlıyorum. Ve şu anda istediğimde bana boş olarak döndürdü. Yani biz aslında formatımızı çektik. Tam olarak dizi olduğunu belirttik ve tanımladık. Eğer ben diziye null deyimini atadığımda artık direkt olarak bana null döndürecektir. Ben işlemi geri almış oldum. Yani null deyimini belli yapılara değer olarak atayabiliriz. Tekrar dikkat etmemiz gerekirse null deyimini, null veri tipini direkt olarak değişkenlere, yani tanımladığımız yapılara atamamız mümkün değil. Örneğin null isimli bir tanımlama ismi belirtelim ve null yazdığımızda maviye dönüştürmüş olsa bile gördüğünüz gibi listede bizi çıkartmaz ve bu şekilde tanımlamaya da izin vermez.